Bir Belediye Meclisi'nin 13 Aralık 2016 tarihli olağan meclis toplantısına katılımı tespit edebilmek için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim. Oturum açmış olanlar nerede? Önümüzde gözüküyor başkanım. Ha, tamam. Siyah. Hani 50 kişi yok. Efendim? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar, bu teknik arkadaşlar nerede? Teknik arkadaşlar, bir dolaşın da bir sıkıntı olan arkadaşlarımız varsa yardımcı olalım lütfen. Oturum açmak için sadece parmak izinle basılması yeterli arz ederim. Evet, açamayan arkadaşımız. Rüya Hanım, yeterli çoğunluğumuz var mıdır? Sayın Başkanım var efendim, arz ederim. Şu anda 62 katılım var, arz ederim. Peki. Bu açılışı yaptığımız an yoklamaya girmiş oluyoruz değil mi? Evet, evet, evet. Açılış, parmak izinle açılış yapıldığı an, isim listede göründüğü an yoklamaya katılmış oluyoruz, arz ederim. Evet. Sayın Belediye Başkanlarım, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, çok değerli bürokrat arkadaşlarım, basınımızın değerli mensupları, Aralık ayı ek meclisine hepiniz hoş geldiniz. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeterli katılımın olması nedeniyle oturumu açıyorum. Yalnız oturumu açmadan önce izin verirseniz Beşiktaş'ta bombalı saldırıda şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Bir de ruhlarına bir Fatiha okuyalım şehitlerimiz için.
Evet, teşekkürler. Evet, gündemin birinci maddesi yoklama tamamlandığına göre gündemin ikinci maddesine başlayalım. Sayın Başkanım, başlayalım. Gündemin ikinci maddesine geçmeden mazeretli olmaları hususunda meclis üyelerimizin dilekçeleri var, arz ederim. Sayın Yusuf Göven, Sayın İbrahim Köseoğlu, Sayın Kemal Sarı Yıldırım, Sayın Fahrettin Kerim Aydoğan, Sayın Zihni Asil Türk, Sayın Adem Murat Yücel, Sayın Abdullah Sönmez, Zihni Bey gelmiş efendim. Abdullah Sönmez, Sayın Hasan Nusret Baysal, Sayın Emin Hatipoğlu, Sayın Erol Demirhan, Sayın Önder Önen, Sayın İsmet Tok, Sayın Kerim Başkaptan, Sayın Avukat Ümit Uysal, Sayın Turgay Genç, Sayın Muhittin Böcek, Sayın Mehmet Salur, Sayın Orhan Avcı, Sayın Süleyman Topçu, Sayın Rasih Şahin, Sayın Erşan Özden, Sayın Rasim Elçi meclis üyelerimizin mazeretli sayılması hususunun oylanmasını arz ederim efendim. Evet, ismi yazılan arkadaşlarımızın mazeretli sayılmasını da oylarınızı arz ediyorum. Tekrar parmak izi basmamıza Sayın gerek Başkanım, yok. Evet, tekrar evet. Parmak okutulmadan evet. Oy kullanınız evet. Yazısı çıktıktan sonra kabul, red, evet, hayır, çekimsere basılması yeterli efendim, arz ederim. Evet, herkes oylarını kullandı galiba. Sıkıntı yok. Siz geldiniz zaten. Kendi kendinizi mazeret saymayın. Evet. Oy birliğiyle, oy çokluğuyla. Kullanmayan da mı arkadaşlar? Hayır diyen yok galiba. Yok Sayın Başkanım, oy birliği. Tamam, arkadaşlarımız oy Sayın birliğiyle Musa mazeret saymış. Sayın Musa Yüce, Adil Çelik ve Ramazan Çalık Beyefendi kullanmamış görünüyor. Onlar da geldiler. Evet, oy birliğiyle mazeretli sayılmıştır. Devam ediniz. Sayın Başkanım, 11. maddeye göre gündem maddelerimiz var, arz ederim. Buyurun okuyalım. Alara Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 213-214 nolu bölme içerisinde kalan yüz ölçümü 6.62 hektarlık Türkler C tipi mesire yerinde yer alan gelir getirici tesislerin ve müktesatı tesislerin işletme hakkını pazarlık usulü ile belediyemiz adına 29 yıl süreyle kiralanması ve kiraya verilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi hususunun gündeme Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre alınması hususunu arz ederim deyimle Emlak İstimlak Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8 Ocak 2011 tarih ve 8 sayılı kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Antalya Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde karayolu üzeri park yerleri, park metre, parkomatlı park yerleri, genel ve bölge otoparkları ile güvenli trafikten men edilen araçların depolandığı otoparklar hakkında yönetmeliğin 8. maddesinde. 1. Güvenli trafikten men edilen araçların depolanması için kullanılacak alanlara ilişkin bölgesel ölçekte ihtiyaçların tespiti ve hizmet edecekleri alanların sınırlarının belirlenmesi UKOME Genel Kurulu'nca gerçekleştirilir. Bu alanlarda oluşturulacak otoparkların işletmesi belediye veya bağlı şirketleri tarafından gerçekleştirilir. 2. Güvenli / trafikten men edilen araçların depolanması için kullanılmak üzere 6360 sayılı yasadan önce UKOME Genel Kurulu, İl Trafik Komisyonu ve ilgili belediyelerince izin verilen mevcut otoparklardan çalışmalarına devam etmek isteyenlerin otopark kapasitesini ve araç giriş çıkışlarını gösteren güncel vaziyet planlarıyla beraber UKOME Genel Kurulu'ndan otopark alanları uygunluk ve ulaşılabilirlik raporu alması zorunludur.
Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen otopark alanları uygunluk ve ulaşılabilirlik belgesi harcının yatırılmasının ardından alınan uygunluk ve ulaşılabilirlik belgesi yıllık olarak vizelenir denilmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde karayolu üzeri park yerleri, park metre, parkomatlı park yerleri, genel ve bölge otoparkları ile güvenli trafikten men edilen araçların depolandığı otoparklar hakkında yönetmeliğin 8. maddesinin 1. güvenli / trafikten men edilen araçların depolanması için kullanılacak alanlara ilişkin bölgesel ölçekte ihtiyaçların tespiti ve hizmet edecekleri alanların sınırlarının belirlenmesi UKOME Genel Kurulunca gerçekleştirilir. Bu alanlarda oluşturulacak otoparkların işletmesi belediye veya bağlı şirketleri veya dernekler tarafından gerçekleştirilir. 2. Güvenli trafikten men edilen araçların depolanması için kullanılmak üzere 6360 sayılı yasadan önce UKOME Genel Kurulu, İl Trafik Komisyonu ve ilgili belediyelerince izin verilen mevcut otoparklardan çalışmalarına devam etmek isteyenler ile 6360 sayılı yasadan sonra UKOME Genel Kurulunca çalışmalarına izin verilen otoparkların otopark kapasitesini ve araç giriş çıkışlarını gösteren güncel vaziyet planlarıyla beraber UKOME Genel Kurulu'ndan otopark alanları uygunluk ve ulaşılabilirlik raporu alması zorunludur. Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen otopark alanları uygunluk ve ulaşılabilirlik belgesi harcının yatırılmasının ardından alınan uygunluk ve ulaşılabilirlik belgesi yıllık olarak vizelenir şeklinde değiştirilmesi hususunun Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu arz ederim deyimle Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Sayın Başkanım, bu iki gündem maddesiyle birlikte gündemimiz 39 maddeden oluşuyor, arz ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Devam edelim. Gündemin ikinci maddesinden başlayalım. Rüya Hanım. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım. Maddelerin okunmuş olarak kabulünü öneriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak uygun mudur? Sayın Başkanım, ikinci gündem maddesine mi? Hayır, bütün maddelerin okunmuş olarak. Komisyon raporlarının okunmuş kabulü uygundur efendim. Uygundur. Uygundur. Talep halinde zaten okuyorsunuz. Evet. O şekliyle uygundur. O zaman bütün maddelerin okunmuş olarak sayılmasını oylarınıza arz ediyorum. Parmak basmaya gerek yok. Evet demek yetiyor. Acele etme, geliyorum. Evet. Tüm maddelerin okunmuş olarak kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi üzerinde grup görüşlerini alayım. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. İkinci gündem maddesinin komisyon raporu uygun olmakla birlikte bir okuyacağım ibarenin de eklenmesiyle birlikte oylanmasını öneriyorum. İlbank, AŞ ve kamu bankaları ile özel bankalardan kısa, orta ve uzun vadeli olarak ibaresinin eklenmesine birlikte oylanmasını öneriyorum. Komisyon raporunda yok. Başka nereden alacak? Evet, buyurunuz. Sayın Başkanım, gündemin ikinci maddesiyle ilgili bir takım sorularımız olacak. Bir açıklama rica ediyorum. Buyurunuz. Malumunuz, Belediye Kanunu 68. maddesi hükmü açık. Belediyelerin borçlanma stoku yasal bir sınır öngörülmüş borçlanma stokuyla ilgili. Dolayısıyla ben öncelikle bu borçlanma maddesi konuşulurken belediyemizin ne kadar borcu var? Borç stoku yasal sınırı aşılmış durumda mıdır? Aşılmasıyla ilgili daha önceki faaliyet raporu ve bütçe görüşmelerinde bir takım konuşmalarımız olmuştu. Bu konuda bir endişemiz var. Bu kredi işlemi ne zaman, bu sene içinde mi, 2016 yılının bitmesine sayılı günler kala gündem maddesi olarak öngörüldüğü için soruyorum. Bu sene içinde mi yapılacak borçlanma işlemi? Bu konularda bilgi rica ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Sizin de görüşünüzü alayım. Ondan sonra daire. Ben görüşümü henüz bildirmedim. Sorulardan sonra grup görüşümü bildireceğim, fark ettiyseniz. O zaman ilgili daire başkanımız buradadır. Mali İşler Daire Başkanı. Buyurun.
Buyurun Selahattin Bey. Bir mikrofon rica ederim Selahattin Bey'e. Evet, teşekkür ediyorum. Devam edin lütfen. Grup görüşümüzü bildiriyorum Sayın Başkanım. Buyurunuz. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Evet. Buyurun Selçuk Bey. Evet. Ben de bu konuda küçücük bir açıklama yapmak isterim. 30/3/2014 tarihli itibariyle Büyükşehir Belediye'mizin borç tutarı efendim fark etmedik. sözümü bitireyim sonra veririm. Evet. 1 milyar 275 milyon borç tutarı. Bugün itibariyle kalan borç tutarı 908.648.000. Yani fark 366.351.000. 366.351.000 lirayı Büyükşehir Belediye'miz bugün itibariyle ödemiştir. Birincisi. İkincisi alınacak 61.480.484 liranın yatırım kredisidir. Bunların da açıklamasını siz değerli meclis üyelerimize sunmak isterim. İş makinesi alım için 11 milyon. Yüksek faizli hesabı kapatıp düşük faizli hesabı açmak için 5 milyon lira. Raylı sistem için 10 milyon lira. Teleferik için 9 milyon 587 bin lira. Otobüs için 18 milyon 374 bin 959 lira. Ve yine teleferikle ilgili 7 milyon 518 bin lira. Yani bunların tamamı yatırım kredisine olacaktır. Teşekkür ediyorum. Bu konuda Bahattin Bey'in eklediği şekliyle oylarınıza arz ediyorum.
Sabettin Başkanım, sizin gözükmüyor. Dışarı mı çıktı? Evet. Bu madde oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Buyurun Selçuk Bey. Size söz vereceğim de. Arkadaşlar, oradan Selçuk Bey'e söz verebilir misiniz? Üçüncü maddeye geçmeden. Sayın Başkanım, gündem dışı zaten halinizden ve meclisten özür dilerim. 5 dakika buyurunuz. Bir görüşmek istiyorum. Buyurunuz. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim, Milliyetçi Hareket Partisi adına hepinizi sevgiyle, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Türk milleti ve İslam alemi olarak imanla, ihlasla idrak ettiğimiz Mevlüt Kandili arefesinde Allahsız, vicdansız, hain PKK'lı alçaklar vatandaşlarımıza ve güvenlik kuvvetlerimize yönelik sinsice kahpe saldırılarda bulunarak kandilimizi, Mevlüt Kandilimizi kana bulayıp milletçe hepimizi keder ve üzüntüye boğdular. Ülkemizin dört bir yanından kutlu bir inançla, memleket sevdasıyla Türk polisi olan gencecik 36 evladımız bizlere huzuru sağlama yolunda vatan için, millet için, devlet için şehit oldular. Hayat dolu, hayal dolu, Sinoplu Tıp Fakültesi öğrencisi Berkay, Ordulu İktisat Fakültesi öğrencisi Görkem, grafikçi İsmail, bankacı Selin, Diyarbakırlı şoför Velat, Beşiktaş Kartal Yuvası çalışanı Tunç kardeşimizin de arasında olduğu 8 sivil vatandaşımız insanlık düşmanı cani PKK'lılar teröristlerce bombalarla parçalanarak katledildi. Şerefsiz caniler masumların kanında er geç boğulacak, Türk milletinin nefretiyle yok olacaksınız. Allah ömür verdiği müddetçe yaşayıp göreceğiz. Terörü yol belleyenler de, destekçilerine de öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz ihanetiyle ülkemizin güvenlik reflekslerini köreltenler de dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, ailelere, polis teşkilatımıza, milletimize sabır temenni ediyoruz. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, Türk milleti bu terör saldırısı karşısında omuz omuza, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ülkemizin dört bir yanında terörü telin eden ortak tepkilerle timsah gözyaşı döken dostluğu şaibeli güya müttefiklerimize de bizleri bölmeye ve parçalamaya çalışan taşeron PKK terör örgütünün de en manidar cevabı vermiştir. Milletimizin ve devletimizin meşrebini çok iyi bildiği bir avuç kanı bozuk, bu insanlık dışı katliama sosyal medyada da oh olsun deme ve tepki göstermeyi sessiz kalarak tasdik etme canavarlığını gösterse de, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde AKP, CHP ve MHP grupları teröre karşı ortak bir deklarasyon yayınlayarak Türk milletine karşı sorumlu ve çok anlamlı bir davranış örneği sergilemişlerdir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensuplarının vatan ve millet sevgisinin en az biz Milliyetçi Hareket Partililer kadar olduğu inancındayız. Bu inançta sizler ve bizler ortak değerlerimiz etrafında omuz omuza birleşip dostlarımızı sevindirip düşmanlarımızı üzdüğümüz müddetçe bu ülke üzerindeki hain hesaplar her zaman sonuçsuz kalacaktır. Milletimizin ve vatandaşlarımızın arzu ve beklentileri bu istikamettedir. Türk milletinin ve Türkiye'nin meselelerinin çözümünün de yegane yolu budur. Gelin birlik olalım, işi kolay kılalım. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye'nin milli menfaatleri uğruna önce ülkem, önce vatan diyerek hesap kitap yapmadan sorumlu, ahlaklı, ilkeli ve milli duruşunu sonuna kadar koruyarak devletinin ve milletinin yanında durmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar olacaktır. Yüce Meclisinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi devam meclislerinde gündem dışı görüşme yok. Ama Selçuk Bey böyle bir özel, bizim için de çok özel alan, hepimiz için özel alan, milletin yüreğini yaralayan bir konu için konuşma istediği için kendilerine izin verdik. Bilgileriniz olsun. Şimdi arkadaşlar, komisyon raporlarının pek çoğu uygun diğer maddelerde. Eğer grup sözcülerimize bu konuda komisyon
kararlarında ortak şey varsa bunları toplu da oylayabiliriz. Karar sizin. Üçüncü maddeyle ilgili görüşlerinizi istiyorum. Evet, onun için. Tabii şimdi devam meclisinde gündem dışı konuşma olmadığı için biz de söz istememiştik. Evet, konusu. Evet. Zaten... Ama madem böyle bir teamül gelişti, biz de birkaç kelime tabii Selçuk Bey'in ifade ettiği sözlerin hepsinin, evet, altına imzamızı atıyoruz. Evet. Biz de Şehitler Tepesi'nde şehit olan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Çok Keterli ailelerine ve bütün Türkiye'mize başsağlığı diliyoruz. Hiçbir şer odaklar, yani 7 düğer şer odakların Türkiye'nin üzerine bugünlerde gelmesine rağmen Allah'a hamdolsun Türkiye'miz 81 vilayetinde ay yıldızlı bayrağın altında mutlu olan her bir vatandaşımız tek yürek olmuştur. Teröre karşı gerçekten gereken reaksiyonu göstermiştir. Bütün polis camiamıza tekrar başsağlığı diliyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. İnşallah bu 7 düel şer odaklarına karşı Türkiye olarak, 81 vilayet olarak ay yıldızlı bayrağın altında mutlu olan her birey olarak biz bunlara gereken cevabı vereceğiz. Bu memleket, bu millet geçinmez. Bunu tarih biliyor. Yine evelallah geçinmeyecektir. Tekrar aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu bağlamda birlik noktasında bir araya gelen herkese de teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Evet. Sayın Başkanım. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi grubum ve şahsım adına tüm hazırını ve değerli meclis üyesi arkadaşlarımızı ben de selamlıyorum. Biraz önce de ifade edildi. Toplantı öncesinde grup sözcüleri olarak aslında görüşmüştük. Evet. Selçuk Bey'e teşekkür ediyoruz. Tabii ki millet olarak aynı dili konuşuyoruz. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Gerçekten ülkemizin başı sağ olsun. Söz almadık ama daha sonrasında, toplantı sonrasında hep birlikte sizin de başkanlığınızda emniyet personelimize başsağlığı dileklerimizi iletmek üzere, güç birliğimizi göstermek üzere bir randevumuz da olacaktı. Ben, evet, bu vesileyle meclis üyesi arkadaşlarımızı da bilgilendirmiş olalım. Gerçekten acımız çok büyük. Ülkemizin başı sağ olsun. 44 vatandaşımız, polisimiz, sivilimiz şehit verdik. Çok acı bir olay daha yaşadık. Her geçen gün maalesef bu haberleri alıyoruz. Artık yüreğimiz hoplayarak şehit sayısını, yaralı sayısını korkarak dinliyoruz. Maalesef çok fazla tekrarlanan olaylar var. Bir an önce son bulmasını diliyoruz bizler de. Ve tabii ki şehitlerimizin Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine ki bir kısmının gerek basında gerek sosyal medyada yakarışları çok yüreklerimizi dağladı. Bir anne, bir baba, bir insan olarak gerçekten onlara sabır diliyoruz Allah'ımdan ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. İnşallah bir daha tekrarlanmasın. Zaman birlik zamanı. Gerçekten hep birlikte, evet, Türkiye olarak hepimiz biriz. Bu vatan bölünmez. Bunu zaten bugüne kadar tarihte pek çok sefer kanıtladık. İnşallah bu badireleri de hep birlikte atlatacağız. Sorumluların da tabii en kısa zamanda bulunmasını temenni ediyoruz. Çünkü çok ciddi sorular var kafalarda ve hepimiz bir vatandaş olarak takip ediyoruz. İnşallah bir daha tekrarlanmasın. Ama biz de aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyoruz. Evet. Sadece devam meclisi olduğu için dile, evet, getirmemiştik. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer gündeme devam ediliyorsa gündeme 3, 4, devam. 5, 6. maddelerde grup görüşümüzü bildirdiniz mi Bahattin Bey? 4, 5, 6 birlikte komisyon raporu doğrultusunda oynayabiliriz. 6. maddede 3, sadece 4, birkaç 5, sorumuz 6. olacak. 3, 4, 5, 6 birlikte oylayabiliriz. Soruları şimdi mi sorayım? Oylama... Sorun buyurun. Tamam. 6. maddeyle ilgili. 6. maddeyle ilgili Sayın Başkanım, Büyükşehir Belediye'mize ait Döşeme 6 ilçemizde daha önce meclis kararımızla belediye şirketlerimize vermiş olduğumuz Güneş Enerji Santrali projesi kapsamında Büyükşehir Belediye'mizin de ortağı olduğu şirketlere 25 yılına bir tahsis vermiştik. Bu şu anda gündeme gelen maddeyle anlıyoruz ki daha önce 2014 Aralık ayında vermiş olduğumuz meclis kararı ile ANET tarafından bu Döşemealtı ilçemizdeki taşınmaz üzerinde bir güneş enerji santrali kurulmuş. Ancak tesisin belediyeye devri ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğince de uygun bulunmuş olduğu belirtiliyor. Belediyemizce bedelinin ödenmesi suretiyle devrin yapılması konusunu görüşüyoruz.
Neden bu yapmış olduğumuz tahsis iptal oldu? Hani belediyenin şirketine niye verdik, şimdi niye alıyoruz? Tabii evraklarımız eksik, sadece komisyon raporu var. Burada bakanın bir uygun yazısı olduğu ifade ediliyor gündem maddesinin içeriğinden. Bakanın neden burada bir dahli var, oradan bir hibe mi aldık? Bu konularda bilgi rica ediyoruz. Çünkü belediye şirketimiz yapamadı mı, neden devralıyoruz? Yani bu tesisi yaptıktan sonra niye devre gerek görüldü? Bunun bilgisini rica ediyoruz ama komisyon raporuna katılıyoruz. Oylamaya sonra geçeriz. Evet. Selçuk Bey'i de dinleyeyim. 3, 4, 5, 6 uygun mudur? Evet. Ben oylamayı yapayım ilk önce. 3. 4. 5. ve 6. maddelerimizin toplu olarak oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda oylarınızı arz ediyorum. 3, 4, 5, 6 sıralı maddeler. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 7. madde, buyurun Bahattin. 7. gündem maddesinde... Benim sorularım vardı Sayın Başkan. O konuda bilgi almadım. Almadık grubumuz adına. Bu konuda Sayın Genel Sekreterimiz, Genel Sekreterimiz burada. Evet, buyurun. Bedrullah Bey. Sayın Başkanım, Öncelikle meclisimiz, ben geçeme hayırlı olsun yeni salonumuz. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan 0,6 megawatt kapasiteli bir güneş enerji santrali tesisi Mellidağ'da kurduk. Aynı zamanda yine belediyemizin bir şirketi olan ANET'te 0,4 megawattlık bir güneş enerji santrali kurdu. Bunlar üretime başladılar. Ruhsatları TEAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatları da verildi. Tabii bizim güneş enerji santralini kurmamızdaki amacımız buradan elde etmiş olduğumuz enerjileri mahsuplaşma suretiyle çiftçilerin elektrik borcunu ödemek içindi. Onlara, çiftçilere katkı sağlamak içindi. ANET tabii belediyemizin bir şirketi, büyük hissesi belediyemiz olduğu için o da bu güneş enerji santralindeki üretmiş olduğu enerji, ki bunlar mali destek kapsamında BAKA'dan hibe alınarak yapılmış olan yatırımlar, Büyükşehir Belediye'mize devretmek üzere bir karar aldı ANET Yönetim Kurulu. Sebebini soruyoruz. Belediye'mize geçtikten sonra yine aynı şekilde buradan elde edilecek olan enerjiyle çiftçilerimizin, özellikle sulama kooperatiflerinin enerji bedelleri buradan karşılanacak. Açıklamalar için teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım ama biz de sebebini soruyoruz. Sebep konusunda herhangi bir açıklama yer almadı. Neden ANET'e verdik? ANET neden devre konusunda dediniz ya, karar aldı. Neden böyle bir karar aldı? ANET'e biz vermedik. ANET kendisi BAKA'ya müracaat yaptı. Böyle bir tesis kurulması için ANET müracaat yaptı. TEDAŞ'tan gerekli izinleri ANET kendisi aldı. Müracaatı ANET yaptı. Üretime geçtikten sonra da yönetim kurulu kararıyla Büyükşehir Belediye'mizde bunu devretmek istedi. Biz de uygun görürse meclisimiz kabul edeceğiz. Sayın Başkanım, ben soruyu bir daha tekrarlamak istiyorum. Şimdi hatırlatmak da istiyorum Sayın Erçin Beyefendi'ye. 2014 yılında meclisimiz bir karar aldı. Burayı 25 yıllığına belediyemiz şirketlerine, ki ANET sanıyorum yatırımı yapmış, tahsisini gerçekleştirdik meclis kararımızla. Şu anda bu tahsisi iptal ediyoruz ve yatırım bir tamamlandığı halde bu yatırımın bedelini ödenmek suretiyle belediyemize devir alıyoruz. ANET bu konuda karar verdiğini ifade ediyorlar ama ben sebebini zaten soruyorum. Niye ANET'e verdik? Şimdi ANET'ten niye alıyoruz? Aradan geçmiş 2 sene. Bunun sebebini merak ediyoruz. Daha önce yapılan işlenme hatalıydı. Şimdi mi hatayı mı düzeltiyoruz? Onu öğrenmek istiyorum. Şimdi buradan elde edecek olan enerjiyi biz biraz önce izah ettim. Sulama kooperatiflerine verilecek. Evet. Sulama kooperatiflerine ANET'in enerji bedelleri ödeme gibi bir durum yok. Neticede şirket statüsünde. Evet. Tamam, konu anlaşılmıştır. Biz yani büyükşehir olarak alınca bunu ancak... Yani ilk devri yapmamalıydık o zaman gibi. Ha,
Orada da bankaya başvurabilmek için orada kanet gerekliydi. Orada da ince bir konu var. Biz bir müracaatla, bir şirketle müracaat edecektik. Bir şey, anet iki tane müracaat yapmış olduk. Daha fazla hibeden faydalanmak için bakalım. Tamam, konu anlaşılmıştır zannediyorum. Şimdi aslında... Evet, Reşat Bey'e söz verelim burada. Sayın Başkanım, biz bu maddede olumlu bakıyoruz. Şimdi bir enerji piyasası kurulu var. Bu enerji piyasası kuruluna müracaat etmek üzere bizim belediyemizin şirketleri ve belediyemizin kendisi ayrı bir yatırım olarak biraz evvel de bahsedildi. Bir yatırım yapıyoruz güneşten enerji elde etmek üzere. Şimdi tabii burada bu enerjinin gerek tarımsal sulama yapan çiftçilerimize gerekse belki belediyemizin diğer hizmetlerinde kullanılmak üzere bu enerjinin üretim maliyeti değeri üzerinden transfer edilmesi söz konusu. Ben öyle anlıyorum. Halbuki bu yatırıma başvuran bizim belediyemizin şirketi bu enerjiyi ürettikten sonra enterkonnektif sisteme vermek zorunda. Doğal olarak enterkonnektif sistemden enerjiyi tek, yani al gülüm ver gülüm meselesi. Ama burada bu devre çıkarıp belediyemiz kendisi girdiği zaman bu sistemin içerisine kanunda bahsedilen destekleme, yani enerjiyi üretenlerin desteklediği baz fiyat üzerinden bizim çiftçiyi destekleme imkanımız doğuyor. Veyahut da belediye şirketlerinin ihtiyacı olan enerjiyi. Benim burada özellikle öğrenmek istediğim bir konu var. Şimdi biz 1 milyar 460 milyon lira ödeyeceğiz bu yatırımın karşılığında Anet şirketimize, değil mi? Doğru mudur? Öyle yazıyor. Öyle. Ha. 1 milyar 460 milyon 789 bin. Anet'in bilançosunda BAKA'dan, yani Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan hibe alarak aldığı bilançosunda görülen yaptığı yatırımın miktarını öğrenmek istiyorum ben. Teşekkür ediyorum. Evet, BAKA'dan aldığımız Anet'le ilgili burada yetkili arkadaşımız yok galiba. Bu konuda size var mı? Size bu konuda bilgi verelim. Aslında şimdi bunu... buradaki olayın özü şu aslında Reşat Bey. Siz de zaten gayet iyi anladınız. Şimdi biliyorsunuz BAKA'da şirketler başvurabiliyor. Bizim belediye şirketimiz buraya başvuruyor. Bu konuda gerekli teşvikler alınıyor. Ondan sonra bizim seçim dönemlerinde de söz verdiğimiz, özellikle başkanımızın, sulama kooperatiflerine ücretsiz enerji ve elektrikten para almayacağımızı söz vermiştik. Bu şekilde de bunu çözmek için çalışıyoruz. Sayın Urcu burada. Şöyle. Tamam, ilgili arkadaşımız buradaymış. Bir saniye cevap versinler. Ben görmedim hiç. Evet. Murtaza Bey, sizi arka tarafa alayım ben lütfen. Bürokratların yanına. Evet, lütfen. Değerli meclis üyeleri, şimdi burada amaç şudur. Anet ticari bir şirket olduğu için Anet bu ticari bir şirketin avantajlarını kullanmak durumunda. Eğer siz bu enerjiyi güneş enerjisi tarifesi fiyatıyla satacaksanız piyasaya, sizin bahsettiğiniz gride, o zaman 13.3 dolar senttir bunun fiyatı. Tamam, ama oraya geleceğim şimdi, sizin söylediğiniz yere geleceğim. Evet. Yani o nedenle biz bunu büyük şehire veriyoruz ki bu anlamda istifade edebilsin kooperatifler ve birlikler, sulama kooperatifleri ve birlikleri. Yoksa Anet'in bunu o sistem üzerinden halletme şansı yoktu. Onun için bu yatırımı Anet yaptı, gerçekleştirdi. Karşılığında ödemeyi de yaptı. Ve bunun sonucu olarak da büyük şehire şu anda devrini yapıyor. Evet, yani yatırımcı hüviyette bir şirket tamam. olarak güneş enerji tamam. santralini gerçekleştirdi. Burada herhangi bir sorun yok. Evet. Ona sorun değil zaten. Bir olayı şey yapmayalım. Evet. Anet'in bilançosunda bu kadar alarak yaptığı yatırımın
şimdi bakıyorum oylamaya evet vermişsiniz. Demek ki cevabını anlamışsınız. Diğer konuya geçelim lütfen. Evet. Şimdi evet. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Sayın Başkanım, soru soruyorum. Bu soru şu. Anet kaç para yatırım yapmıştır? Bilançosunda ne görünüyor? Belediyemizden 1 milyar 460 milyon lira. Şu anda bu rakamlar var mı Sayın Hocamızda? Yoksa hani aynı rakamla devrediyor aynı şu rakam. Anda. Bunu ne kadarlık bir yatırım yaptıysa gördüğünüz rakamla devrediyor. Cevap alınır mı? Yani daha başka ne söyleyebilirsin? Aynısı diyor. Aynı rakamla. Başkanım şöyle. Aslında biz bunu komisyonda konuşmuştuk. Reşat Bey şunu demek istiyor. Yani BK'dan aldığımız hibeyi de yani yatırım olarak bizden aldığını söylemek istiyor da. Tabii burada şöyle bir şey var. Yani her iki şirket de zaten belediyenin bir firması. Dolayısıyla burada maksat üzüm yemek için bu sistemi çalıştırdık. Kardeşim, oysa 1 milyon lira borç alıyoruz. 1 milyon lira fazla. Yani şunu söylemeniz lazım. Allah razı olsun. Yani önceden birileri bu Antalya'ya bedava elektrik vereceğiz deyip güneş enerjisi enerji üretemediği durumdan şu anda biz enerji üretir duruma geçtik. Yani bunu görün bence. Biz buna bir şey demiyoruz Fatih Bey. Bizim sorularımızın cevabını istiyoruz. Reşat Bey, sizin sorunuz ne kadara devretti? Cevabı da geldi. Problem var mı? Yok. Diğer maddeye geçelim. Şimdi 8. madde. Yedinci maddedeyiz başkanım. 3, 4, 5, 6'yı oyladık. Evet. Yedinci madde. Yedinci maddeyle ilgili görüşlerinizi tekrar alayım ben. Yedinci gündem maddesinde 2 tane komisyon raporu var. Evet. Biz plan bütçe komisyon raporunun doğrusunu oylanmasını öneriyoruz. Evet. Siz efendim. Biz de plan bütçe komisyon raporu doğrusunda oylanmasını tamam. Öneriyoruz. Uygundur Sayın Başkan. Evet. Yedinci maddeyi plan bütçe komisyon raporu doğrusunda oylarınızı arz ediyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi 8, 9, 10, 11 bayağı bir uygun var. Başkanım, 8. madde 9'u 10'u ayrı ayrı ele alalım. 8. madde 8. gündem maddesi komisyon raporu uygundur. Uygundur. Buyurun. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Komisyon raporu uygundur. Evet, 8. maddeyi komisyon raporu dolusunda oylarınızı arz ediyorum. Arkadaşlar oylamaya geçelim. Evet. Evet, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 9. Komisyon raporu uygundur. 9 ve 10'u da ayrı oylayalım. Ondan sonra ortak maddeler gelecek. 9. maddeyle ilgili grup görüşümüzü bildiriyorum. Komisyondan geldiği şekliyle uygun görüyoruz başkanım prensip olarak ama yine sormak zorunda olduğumuz sorular var. Burada da yine meclisimizin 2005 yılında almış olduğu bir kararla Düden Parkı'nın kaynağından denize döküldüğü noktaya kadar bir bütün olarak Büyükşehir Belediyesi'nce projelendirilmesi konusu meclisimizce kabul edilmiş. Şimdi asıl olan projenin bütünlüğü, meclis kararımızın da zaten doğrultusu bu yönde. Proje bütünlüğü neden bozuluyor? Böyle bir karar almamızın sebebini öğrenmek istiyoruz. Bir de imar planı ile ilgili bu bölgedeki imar planı ile ilgili süreç tamamlandı mı? Bir de o konuda bir bilgi rica ediyoruz. Bu konuda Kepez Belediye Başkanımıza söz vermek istiyorum. Buyurun efendim. Arkadaşlar, oraya bağladık ses açma şeyini. Hakan Başkan'a sesini açar mısın? Açıldı mı? Evet. Değerli arkadaşlar, gündemin 9. maddesiyle alakalı bilgi vermek istiyorum. Tabii gündemin 9. maddesi bu haliyle görüldüğü zaman bu soruları sormakta son derece haklısınız. Burada aslında Kepez Belediyesi olarak Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yapmayı arzu ettiğimiz bir çalışma ve sağlamaya çalıştığımız bir kamu yararı var. Şöyle ki
bilindiği gibi bu alanda yaklaşık 900 tane gecekondu var. Bu 900 tane gecekondunun şu an itibariyle 5393 sayılı yasaya göre ya da 4706 sayılı yasaya göre tapulama yapılması mümkün değil. Neden? Çünkü sit alanında kalıyor. Bunlar 1990'larda, 85'lerde, o yıllarda yapılmış gecekondular. Dolayısıyla vatandaşlarımız uzun zamandır burada çözüm beklemekte. Biz Kepez Belediyesi olarak bunlara vereceğimiz, yani bunlara 4706 sayılı yasaya göre ya da belediye kanununa göre vereceğimiz gayrimenkulleri hazırladık. Yani diğer sanki sit alanı değilmiş gibi bu vatandaşlarımızın problemlerini çözebilecek gayrimenkulleri hazırladık. Ancak bizim bunları verebilmemiz için bir hukuki altlığa ihtiyacımız var. Yarın öteki gün Danıştay, Sayıştay incelemeleri vesaire, bütün bunlar İçişleri Bakanlığı incelemelerinde bürokrat arkadaşlarımızın herhangi bir engelle karşılaşmaması bakımından Büyükşehir Belediye Başkanımızla oturup etraflı bir şekilde müzakere ettiğimizde 3 yıllık geçici bir böyle yetkiyi belediye meclisimiz olarak biz alalım ve bununla alakalı netice itibariyle burada bir proje yapılacağı zaman bu problemin çözülmesi lazım. Bu problemin çözümünü biz bu şekilde gerçekleştirelim. Vatandaşlarımıza tapularını verelim. Vatandaşlarımıza tapularını verdikten sonra da o bölgeyi, sit alanı bölgeyi rahat bir biçimde tahliye edebilelim amacına dönük olarak alınan bir karar bu. Şimdi ne olacak? 3 yıllık zaman zarfında Kepez Belediyesi buradaki tapulamalarla ilgili problemleri çözecek. Tam da vatandaşın istediği gibi. Zira bizim burada bu sit alanını daraltabilmemiz ya da sit alanı kararını kaldırabilmemiz hukuken mümkün değil. Ama 900 tane gecekondunun da orada problemini çözmemiz lazım. Biz bu adımları atmazsak yarın öteki gün orada bir yeşil alanın yapılması bakımından bir zemini hazırlayabilmemiz mümkün olmaz. Çünkü içerisinde gecekondular var. Tamamıyla bu alınan karar bu gecekondu probleminin yasalar karşısında bürokrat arkadaşlarımızı da zora sokmadan, sıkıntıya koymadan çözmeye dönük bir adım. Elbette ki burası çok geniş bir alan. Burası Kepez Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla projelendirebileceği, yapabileceği bir alan değil. Kepez Belediyesi'nin boyunu çok çok aşacak bir proje bu proje. Ve bu proje Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek zamanlarda, önümüzdeki senelerde vizyon olabilecek projelerinden de birisi olacak. Eğer bu 900 tane gecekonduyu kaldırırsak ve bu gecekonduları orada yıkarsak, ortadan kaldırırsak, orada bir yeşil alanın doğmasına vesile olacağız. Düden'in doğduğu yerden denize kadar olan yer bir bütün olarak ele alınmalı. Ben de bunu burada kayıtlara geçmesi açısından ifade ediyorum. Zaten niyetimiz o ve bugün buraya bu gündem maddesinin getiriliyor olmasının sebebi de bu. Yani proje bütünlüğüne herhangi bir şekilde halel getirecek durum değil. Tam tersine biz de proje bütünlüğünün olmasını arzu ediyoruz. Ama oradaki 900 tane gecekonducu vatandaşımızın da uzun yıllardır çözülememiş problemlerini büyükşehir ve ilçe belediyesi ile birlikte çözelim arzusu içerisindeyiz. Meselenin özü bundan ibarettir Sayın Başkan. Ben de teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza. Vatandaşımızın mağduriyeti giderilecekse zaten hiç söyleyecek bir sorun yok. Biz de en başından grup görüşümüzü bildirmiştik. Bir problem yok. Yani burada Sayın Başkanım şunu da ifade etmek isterim. Burada muhakkak surette bu problemin çözülmesi için muhakkak surette Büyükşehir ve Kepez'in işbirliği gerekiyor. Burada 900 tane hemşerimize, oradaki gecekonducu hak sahibine alan tahsis edebilmek çok önemli bir iştir. Bunu Kepez Belediyesi olarak biz üstlendik. Aksi takdirde Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğu içerisinde burası. Böyle bir karar almazsak Büyükşehir'in bunlara gösterebileceği bir gayrimenkulü bulunmamakta. Gayrimenkuller bizden, orayı temizlemek bizden ve bu 3 yılın sonunda da burada böyle güzel bir projeyi yapmak da Büyükşehir Belediyesi'nden olacak. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Evet, güzel. Konuyla ilgili
Sözü verdim. Şimdi Hakan Başkanım'ın anlattıklarından yine projenin bütüncül olarak yapılacağını. Aynen öyle. Fakat 3 yıllık süre zarfında oradaki mülkiyet sorunlarını çözmek anlamında Kepez Belediyesi'nin aynen müdahil olacağını anlıyorum. O aynen zaman kayıtlara geçsin diye söyledim. Tamam. Zaten. Ben şeyi bir bilgi açısından sorayım o zaman başkanım. Buralarda koruma amaçlı imar planları var mı? Çalışma mı devam ediyor? Onaylı zaten mı? Zaten burası sit alanı. Aha. Burası sit alanı. Sit bilmiyorum onunla ilgili yansı varsa arkadaşlar yansıya verebilirlerse mutlu olurum. O sit alanının içerisindeki konutları yani şu anki gece konduları hak sahipliğine göre temizlemeye dönük bir karar bu. Oranın dışındaki başkaca belediye mülklerinden bu karar geçtikten sonra vatandaşlarımıza tapulama yapacağız. 4700 tabii 4706 sayılı kanunla 5363 sayılı kanuna göre böyle bir düzenleme yapacağız. Reşat Bey de bu konuları iyi bilir Sayın Başkanım. Reşat Bey de çok istedi bu sözü galiba. O da söz istediği için. Peki, severim onu da bir söz koyayım. Bir daha sen basarsan. Gelme. Ha geldi. Şimdi geldi. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, ben bu konuyu gerek şahsım açısından gerek bir dönem mensubu olmakla iftihar ettiğim Kepez Belediyesi açısından da önemli görüyorum. Bunu burada eski Kepez Belediye Başkanımız İsa Bey de burada salonda bulunuyor. Sene 1996 senesinde yani 94'te ilçe belediyeleri, 3 ilçe belediyesiyle Büyükşehir Belediyesi oluştuğu dönemde o süre içerisinde ben de Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığım dönemde Sayın Başkanımız İsa Bey'in o bölgede o zaman imar planları yok bu bölgede. Sit alanında yoğun bir gece kondulaşma var. Bu sit alanıyla ilgili problemleri çözebilmek için ne meşakkatler çektiğimizi, ne problemler çektiğimizi Sayın Başkanımız da burada salonda gayet biliyoruz. Arabamız taşlandı. Taşlayan arkadaşlardan da Allah razı olsun. Sorun değil. Devletin arabası, devletin belediye başkanı taşlandı o dönemde. Buraya niye geliyorsunuz? Bizim sorunumuza niye müdahale ediyoruz? Biz gül gibi geçiniyorduk burada mabından şeylerdi bunlar. Aradan geçen yaklaşık 20 yıl sonra bu konunun çözüme kavuşturulabilmesi vesilesiyle duyduğum bir mutluluğu da bahsetmek istiyorum. Çünkü ben o kurumun başkan yardımcılığını yaptım. O kurumun bir dönem belediye meclis üyeliğini yaptım. Şimdi bu Kepez için son derece önemli. Kepez için önemli olduğu kadar da Antalya için çok önemli bir karar üretme mekanizması. Burada eğer biz bu gece kondularda yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına burada yapacağımız çalışmalarla gerek imar düzenlemesi, gerek başka bürokratik yer bulma, tahsis yapma vesaire gibi sorunlar. Bu vatandaşlarımızın sorunlarını çözüp o bölgeyi boşalttığımız zaman Sayın Başkanım, Düden Çayı'ndan Cırnağa kadar olan süreçte yani o proje alanında Büyükşehir Belediye'miz Antalya'ya yakışır bir projeyi inşallah Kırcami imar planlarının da uygulamaya girmesiyle bir turizm bölgesi olan alanı Antalya'ya kazandırmak açısından son derece önemli bir görev göreceğini, görev yapacağını bu kararın düşünüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bu kararı hem gecekonducu vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü hem de proje alanının projeyi uygulayabilir hale getirilmesi açısından önemli buluyoruz ve destekliyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkanım bir de Reşat Bey, ben de yıllarca Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı ve şu anda da Kepez'in meclis üyesi olarak bu konuyu çok yakından biliyorum. Herkesi kutluyorum bu konuda. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir konu. Sayın Başkanım bir de yine arkadaşlara bir bilgi verme bakımından söylüyorum. Sadece Kepez'de kalan yani kısmı yani şu an bu 900 gece kondunun olduğu kısmın metrekare büyüklüğü olarak ifade etmek gerekirse yaklaşık expo alanının 4 katı kadar bir alan burası. Şu anki expo alanının 4 katı kadar bir alan. 66 hektar. Yani biz burayı tamamladığımızda, bu problemi çözdüğümüzde, Büyükşehir Belediye'miz buraya güzel bir yeşil alan, bir rekreasyon projesi uyguladığında, o suyla birlikte, doğal cazibeyle birlikte, suyu şişirmeyle, şelaleler yapmayla birlikte güzel bir proje uyguladığında, Antalya çok ciddi bir vizyon projeye de kavuşmuş olacak. O bakımdan da bugün alacağımız karar
son derece önemli. Hem vatandaşın probleminin çözülmesi hem de kentimize güzel bir rekreasyon alanı kazandırılması bakımından çok önemli bir karar. Evet, teşekkür ederim. Selçuk Bey. Evet, 9. maddeyi komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı arz ediyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10. madde, toplu oylattıracağımız bir şey var mı arkadaşlar? Henüz gelmedi başkanım, ben de hatırlatacağım. Bahattin Bey, 10. maddeyle ilgili. Komisyon raporu uygundur. Üçüncü şahıslara verilmemesi kaydı ile komisyon raporu uygundur. Bu ilavenin yapılmasını öneriyoruz. Komisyon raporu uygundur. Ekta yapsın. O zaman aykırı bir oylama mı var? Yani evet Sayın Başkanım. Komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı arz ediyorum diyeyim ben. Siz ret verin. Sayın Başkanım, bazen aykırı oy önerge olarak görülüp ayrı oyluyorsunuz. Bazen ben baktığım zaman konu, diğer gündeme bu konuda da gelen klasik bir konu yani. Tabii en azından mecliste en azından bizim kayıtlara geçen gelen, bir şerhimiz var. Bu iletilmiş oldu. Tabii oylamayı o şekilde yapabilirsiniz. Konuştuğumuz kayıtlara geçti zaten. Evet. Evet, ben 10. maddeyi komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı arz ediyorum. Vereyim ama. Şu bitsin madde oylama. Evet. Oy çokluğuyla bu madde kabul edilmiştir. Recep Bey, bu konuyla ilgili mi görüş istemiştiniz? Yoksa? Efendim? Buyurun, buyurun sorun. Gelmiyor ama bir daha basın. Açar mısınız arkadaşlar? Sayın Başkanım, oylama bitti efendim, arz ederim. Hayır, başka bir konuyla ilgili. Oylamayı bitirdik zaten. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir dedik. Şimdi Recep Bey, sistemle ilgili bir konuyu gündeme getirecek. Lütfen verin oraya söz. Evet. Başkanım, şimdi geçen oturumda her oylama yapılırken parmak izi alıyorduk. Şimdi görüyoruz ki sadece açılışta bir parmak izi alıyoruz. Ondan sonra hiçbir oylamada parmak izimiz kullanılmıyor. Yani bu şu demek, biz gelip de oylamaya burada sisteme açtığımız ve gittiğimiz zaman istediğimiz kişi burada oy kullanılabilecek. Şimdi, o zaman bu kadar masraf etmemize, bu sisteme kurmamıza ne gerek vardı? Doğru, haklısınız. Şöyle ama Recep Bey, bilmediğiniz bir şey var. Hayır, açıklama konuyu, siz açıklayın. Sayın Başkanım, hadi buyurun, siz açıklayın. Sayın Başkanım, giderken parmak izi herhangi farklı bir parmakla sistemi kapatıp gidebilir meclis üyelerimiz. Bu bir. İkincisi, sadece bu meclise geçerli olmak üzere böyle bir şey uyguluyoruz. Sistemle ilgili yeni düzenleme var. Hatta Hollanda'dan kart gelecek. Parmak izi okumayan meclis üyelerimize şifreli kartlar verilecek. Kendileri kartla şifreyle kullanacaklar. Arz ederim. Bu meclise mahsus sadece. O yüzden. Yoksa haklısınız tabii. Evet arkadaşlar, 11. madde. Komisyon raporu uygundur başkanım. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Evet. 11. maddeyi komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı arz ediyorum. Kahvaltı. Sayın İrfan, siz basamamışsınız. Arkadaşlar, oy kullanmayan arkadaşlar. Evet.
İlgili madde oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 12. maddemiz. Buyurun bakalım. 12 Sayın Başkanım, ve 12 17. dahil, evet. 12 ve 17 toplu oylanmasını öneriyoruz. Kaç? 12 ve 17 komisyon raporu doğrultusunda. 17 dahil mi? Evet. 17 dahil uygundur. Uygun mudur? Uygundur başkanım. Evet. 12, 17 dahil sıralı maddelerin toplu olarak oylanması ve komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı arz ediyorum. Ercan Bey, oy kullanmayan arkadaşlarımız. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 18. Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Başkanım, bu maddeyle ilgili de bir açıklama rica ediyoruz. Ona göre sorularımız olacak. Bu konuda bu bölgeye ilişkin çok fazla davalar olduğunu da duyuyoruz. Davalarla ilgili de bir açıklama rica ediyorum. Sayın Genel Sekreterim, bu konuyla ilgili 18. maddeyle ilgili Güden Parkı projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi bu maddeyle ilgili bir açıklama rica edeyim. İlgili arkadaşlar da buradaymış. Sayın Başkan. Meclis üyeleri sıralarına baktım da göremedim. Evet. Yok, orada oturmamız bazılarını sıktı, geri aldım kendimi. Buyurun. Sayın Başkanım, şimdi bizim Düden çayının denize döküldüğü yerdeki el sanatları dediğimiz o çarşı çok atıl bir vaziyetteydi. Orayı koruma kuruluna başvurarak projeyi değiştirdik ve şu anda orayı belediye sosyal tesis alanı olarak düzenliyoruz. Ve projesini de yaptık. Balık ağırlıklı olacak. İsteyen balığını alıp evine gidecek. İsteyen kızartıp orada yiyecek. Orayı güzel bir örneği aynen Fethiye'de var ve İzmir'de var. İstanbul'da da var. Aynı örneği burada da uygulamaya çalışacağız efendim. Orayla ilgili herhangi bir dava yok şu anda. Bildiğim veya bizim ekdağa gelen herhangi bir dava yok. Teşekkürler. Bu vesileyle meclis üyelerimizi bir gün davet edersin inşallah. O dükkanlardan çıkan kişilerin açmış olduğu dava yok mu? Onlar bitti. Çıkarılan ya da. Onların hepsi kaybetti, bitti. Ekta kazandı. Herhangi bir dava yok şu anda. Evet, teşekkür ederim. Ve bitince de tabii ki meclis üyelerimizi davet edeceğiz balık yemeye. Evet. Reşat Oktay hariç o gelmesin. Bir soru soracağım. Bir soru soracağım Murtaza Bey. Selçuk Bey buyurun. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Evet. Sayın Murtaza Atar Tamir'e soracağım. Şimdi balık Ali yapacağız dedi. Yani Fethiye'dekini örnek verdi galiba. Ali değil, lokantası. Dedi. Lokantası mı? Lokanta mı yapacaksın Murtaza? Lokanta mı yapacaksın? Vallahi nasıl kabul ederseniz yani hem restoran tamam, hem zaman, satım yeri. O zaman soru sorayım. Deniz kenarında günde o bulunan alanda kaç kilo mangal kömürü yanacak biliyor musun? Nasıl anlamadım? Orada kaç kilo günlük mangal kömürü yanacak biliyor musun? Yani o atmosferde, o coğrafyada. Abi rahmet okutturursunuz adınıza oradaki oturan insanlara. Evet. Teşekkür ediyorum. Şu anda restoranlar var zaten orada yanan yanıyor. Necep Bey buyurun. Başkanım bu alanın kullanım fonksiyonu nedir yani? Bu orası pazar yeri midir? Pazar yeri mi arkadaşlarımız? Pazar yeri mi? Balık pazarı mı yapmak istiyorlar? Sosyal tesis yani orada balığı da pişir alabilirsin diye halka böyle bir şey sunuyorlar. Gayet benim bildiğim kadarıyla adı üstünde evet. Düden Park alanı orası. Ya orada bir sürü lokanta var yani. Sadece Düden Park'ta. Yani eğer öyle bir şey düşünceleri varsa bir pazar tesis, yeri kursunlar o zaman. Hepimizin faydalanabileceği, çocuklarımızın da gidebileceği. Başkanım faydalanmak gibi. Ayrı, evet. İş yapmak evet, ayrı bir olay. Teşekkür ediyorum. Oldu ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. 18. maddeyiz. Sayın Başkanım grup görüşümüzü bildirmedik. Az önce sorumuz açıklamamızı yaptık ama herhalde komisyon raporuna katılmıyoruz. Evet. Astoros katılmıyoruz dedi o yüzden. Evet 18. maddeyi komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı arz ediyorum.
Evet. Bu maddemizde oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 19-20 toplu oylanmasını ve komisyon raporu uygundur. Cansel Hanım. Sayın Başkanım 19 ve 20 evet uygundur. Uygundur. Evet 19 ve 20. maddenin toplu olarak oylanması ve komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı arz ediyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 21-22'yi birlikte yapalım. Ondan sonra topluca yapabiliriz. İkisini. Bahattin Bey. 21 komisyon raporu uygundur. 21. Sayın Başkanım 21 ve 22'yi aynı anda oylayabiliriz. Birisi aynı konunun 5000'liği, diğeri 1000'liği. Aynı konu çünkü. Uygundur. Selçuk Bey. Ancak her ikisini birlikte oylasak da grup görüşümüz tamam. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Aynı oylama yaparsanız... Tamam. Tamam, karışıklık çıkabilir mi yerimiz olsun? Yok çıkmaz. Ayrı tamam, ayrı. Tamam 21. maddeyi komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı arz edelim. 21. Gerek yok bence. Nasıl olsa iki oylama. 21. Evet, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Reşat Bey, bu konuyla mı ilgili yoksa diğer madde mi? 22'ye gelmedim daha. 21'i bitirelim. Evet. Ya ayrı ayrı konulmuş. 21. maddeyi ben oylarınızı arz ettim. Sonuçta oy çokluğuyla 21. madde kabul edilmiştir. Şimdi 22. maddeyi konuşalım. Buyurun Bahattin Bey. Komisyon raporu uygundur. Komisyon uygundur. Raporuna katılmıyoruz. Uygundur. Ben konuşacağım. Söz veriyor musunuz başkanım? Söz sizin. Sayın başkanım defterdarlığın itirazı zannedersem reddettiğimiz değil mi? Evet. Defterdarlığın itirazı galiba. Defterdarlığın itirazı. Ya siz reddediyorsunuz. Yani meclis reddediyor. Çoğunluk anlamında söylüyorum. Defterdarlığın itirazını yani bu 226 parsel dediğimiz 229 muydu? 229 parsel dediğimiz alanda devrin, dönemin AKP grup sözcüsü, AK Parti grup sözcüsü Sayın Murtaza Tanbürek de burada. Gitmediyse burada mı? Kaçtı. Vatandaşı toplayıp gelip defterdarlığın itirazının kabul edilmesi yönünde politika yapıp meclis üyelerini daşlattırdılar. Herkes şemsiye tuttu daş gelmesin kafamıza diye. Ne değişti 4 sene öncesiyle 4 sene sonrası arasında? Ne değişti? Ha çok şey değişti. İşte değişen konu bu işte. Kafa yapısı değişti. Olay bu. Bu defterdarlığın itirazının değerlendirilmesinde o dönemde defterdarlığın itirazı haklıdır diyen zihniyet bugün hayır defterdarlık haklı değildir diyor. Mesele bu. Teşekkür ediyorum. Reşat Bey, şimdi Murtaza Bey de burada yok da siz geçen dönem hangi partide siyaset yapıyordunuz? Ne fark ediyor? Ya işte kafalar değişebiliyor, fikirler değişebiliyor. Nasıl yani değişiyor? Gayet doğal yani. Nasıl değişiyor? Başkanım. Evet. Şimdi Sayın Başkanım şöyle arkadaşlar buyurun. Şöyle. Bir bu konuyla ilgili. Ben de bu konuyla. Tamam. Buyurun. Şimdi şöyle biz burada yapmış olduğumuz o zaman da oyumuzu kullanırken vatandaşın iradesini düşünerek oy kullandık. Bugün de oy kullanırken yine vatandaşımızın iradesini düşünerek oy kullandık. Yoksa biz değişen çok şey oldu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Reşat Bey önce neredeydi şimdi nerede ama bizim vatandaş lehine bakış açımız hiçbir şekilde değişmedi. Bunu arz ederim. Ali Başkanım buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız. Öncelikle bizden önceki dönemde o bölgeyle ilgili bazı olaylar olmuş. Doğrudur. Ama bizim buradaki yapmaya çalıştığımız hizmet 4000 dönümlük alanda 60 dönümlük bir alanı sosyal donat ihtiyaçları için yani okul, cami, pazar, park resmi kurum alanı olarak şu an imarını yapmaya çalışıyoruz. Ama geçmiş dönemde belediye, büyükşehir basılmıştır, taşlanmıştır. Biz oralarda değiliz. Şu an çocuklara okul yapma derdindeyiz, park yapma derdindeyiz. Eğer bu çocuklar orada
sizlere taşladıysa Büyükşehir Meclis üyelerini, biz onların adına şu an özür dileriz. Ama amacımız orada bir hizmet üretmek. O bölgede de 4000 dönümlük bir alanda oturan insanlar var. Bunların da sosyal donatı ihtiyaçları var. Aksu'dan bahsediyoruz. Antalya'daki bir Muratpaşa'dan ya da bir Konyaaltı'ndan, Kepez'den bahsetmiyoruz. Yaşadığımız bölgeye mutlaka hizmet götürmek mecburiyetindeyiz. Çocukluk geri dönüp tekrar yaşanılacak bir şey değil. Onun için o çocuklar 5 kilometre mesafeye yayan olarak gidip geldiğinin hesabını yapıyoruz. İmkanları da çok sıkıntılı. Burada defterdarlığın itirazı özellikle 60 dönümlük bir alanda yapmış olduğumuz imar çalışmasında ana arterlere bağlantı ile ilgili bir sıkıntı gördüler. Ayrıyeten de 60 dönümlük alanda konut planlamamız yoktu. Bu imar yönetmeliğine göre sıkıntı dediler. Ama 140 dönümlük bir alanda Adalet Bakanlığı'nın konutla ilgili bir projesi var orada. O projeyle bu ikisi bir araya geldiği zaman şu an bütüncül bir duruma geldi. Defterdarların itirazları da ortadan kalkmış oldu. Ben bölgeyle ilgili bölgenin dışından olan arkadaşların itirazlarını görüyorum. Daha önceden yaşanmış tecrübeleri özellikle bizim bu dönemde aktarmaya çalışıyorlar. Ama biz şu an o bölgedeki yaşayan insanların okul ihtiyacını, cami ihtiyacını, park ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Eğer oralara takılıyorlarsa biz o bölgenin belediyesi olarak daha önceki taşlayanların adına çocuklar taşlamamış. Biz onlardan özür diliyoruz. Ama amacımız orada hizmet yapmak. Teşekkür ediyoruz. Başkanım, Allah hizmetlerinizi daim etsin diyor. Evet. 22. maddeyi komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı arz ediyorum. Evet, ilgili madde oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 23. 23 ve 33 dahil. Uygunsa toplu oylayabiliriz. Kaç dahil? 33. 23 ve 33. Uygundur. Uygundur. Evet, uygun mudur? Evet. 23. Sayın Başkanım, sadece 32. maddede meclis üyemiz Reşat Oktay Bey'in bir sorusu var sanıyorum. Onun dışında uygundur. Evet, 23 ve 33 dahil sıralı maddelerin toplu olarak oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda oylarınızı arz ediyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 32. maddeyle ilgili Reşat Bey'e söz vereceğiz. İsterse söz. Başkanım, bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Burada eğer bu planlama alanını bizim ekrana yansıtma olanağı var mı bilmiyorum. Arkadaşlar, var mı böyle bir imkanımız şu anda? Yok. Böyle bir şey yok mu? Neyse, ha? Var mı? Yansıtıyoruz Sayın Başkanım, şu anda geliyor efendim. Oraya mı yansıyor? Onu göremiyoruz. Şimdi neyse, önemli değil. Ben orada meclis üyelerimize ve meclisimize şey yapmak istiyorum. Burası bizim belediye binamızın, yani şu anda bulunduğumuz belediye binamızın yan tarafında bulunan Andızlı Mezarlık ve onun güneyinde bulunan okul alanıyla iki tane parselin koruma amaçlı imar planıyla ilgili bir şey. Fakat burada benim öğrenmek istediğim şey şu Sayın Başkanım. Bu planlamada planlama alanının kuzeyinde iki tane parsel bu planlama alanının belediye binamız var. Bakın şu kuzeyinde yolun hemen sarı çizgileri ve güneyinde iki tane parsel ki birisi trafodur. Hemen yan tarafta bulunan trafodur. Bir tanesi de belediyemizin hemen dibinde bulunan petrol istasyonudur. Bunların kadastral geldileri, yani bu Andızlı Mezarlığın uygulamadan gelen kadastral geldisinde bu parseller neden planlama alanının dışında? Ben onu öğrenmek istiyorum. Trafoyu anlıyorum. Trafo
bir kamu hizmet alanı. O petrol istasyonu ne hikmetse neden bu alanın dışında? Ben bununla ilgili bilgi rica ediyorum. Bilen arkadaşlardan. Yani bu petrol alanıyla ilgili. Yanımızda bu petrol istasyonu. Evet, İmar Daire Başkanımız burada mı? Konuda bir bilgi alabilirsek. Kısaca. Sayın Başkanım, söz konusu planlama bizim koruma kurulundan geçen korumalasının işlenmesine yöneliktir. Koruma kurulunun bize ilettiği korumasınlarında o Reşat Bey'in bahsettiği kısımlar bunun dışındadır efendim. Şimdi soru buradan sonra başlıyor. Bunun cevabını zaten geleceğini biliyorduk. Soru bundan sonra. O parselle ilgili planlamayla ilgili herhangi bir hukuki süreç var mıdır tamamlanmış olan? Bak orada görünüyor bak küçücük. Böyle. Bu konu hakkında şu anda bilgi mi? Araştırıp bilgi teşekkür veriyorum. Ediyorum. Sağ ol. Teşekkür sonra ediyorum. Teşekkür ederim. Lütfen bilgi verelim. Peki efendim. Evet. 34. madde. 34. madde ile ilgili okuyacağım şekilde kabulünü öneriyorum. Çünkü İş Edebi'ye gitmişti. İş Edebi'den geldi. Orada da karar yok. Biz Aksu Belediyesi'nin 12-12-2016 tarih ve E6664 sayılı yazı ekindeki plan teklifinin oylanmasını öneriyoruz. Yani ilçe belediyesinden evet. Gelen plan teklifi. Evet, oylanmasını öneriyoruz. Evet, siz buyurun. Plan teklifinin reddi gerekir. Katılmıyoruz. Teklif plan uygun değildir. Evet. 34. maddenin Aksu ilçesi belediyesinden gelen plan teklifi şeklinde oylanmasını arz ediyorum. Arkadaşlar, oy kullanmayan arkadaşlarımız var. Evet. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 35. 35 ve 37 uygunsa toplu oylayabiliriz. Uygun mudur? Uygundur. Uygundur. Komisyon raporu doğrultusunda. Evet, 35, 36, 37 sıralı maddelerin komisyon raporu doğrultusunda toplu olarak oylanmasını arz ediyorum. Tamam. Evet, ilgili maddeler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi arkadaşlar önergelerde iki tane maddemiz vardı bizim. Sayın Başkanım 38 ve 39. gündem maddelerimiz ilgili komisyonlara havaletin de orada kalın şimdi. Evet iki tane önergemiz vardı. Bunları da eklemiştik buraya 38 ve 39. maddesi olarak. Bu maddelerin de komisyonlara gönderilmesi hususunda oylarınızı arz ediyorum. Evet, lütfen kalkmayın. Bir şey söyleyeceğim. izin verirseniz. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi bu ilgili iki madde, belediye hizmetler zaten aciliyet içermektedir. O yüzden ben oturumu şimdi kapatıyorum. Bir 10 dakika sonra veya hemen açabilirsek oturumu kapatıyorum. İkinci bir bileşim açalım. Açabiliriz Sayın Başkanım. Komisyon evet. Raporu hazır. Komisyonlar toplanmış hemen. Komisyonlar toplanmış arkadaşlar. Evet. Olur. Problem yok. Evet, bir 5 dakika mola verelim. Mola verelim vermeye Sayın Başkanım da. Birleşimde görüşeceğimiz konular nedir? Kaç gündem maddesi bir görüşeceğiz? Daha. Nedir onlar bir i̇şte öğrenebilir örnek, miyiz? Örnek olarak saydığım 38. Tamam, bir örneğini ben grup sözcülerine verilmesini rica ediyorum. Tabii ki. Bürokrat arkadaşlardan. Biz de kendi grubumuzda değerlendirelim. Saat 15.35.
15.35'te buluşmak üzere.